İnsanlar tembel olma eğilimindedir doğa. Biz en kolay yolu yapmak için iş ve çalışın. Mümkün olduğu kadar azaltmak için bir çaba. Ancak neden bize bu kadar zor bir şey değil yapmak için? Kuralları sağlıklı bir yaşam tarzı genellikle bize ne bize çok istiyor. Spor yapmak, daha fazla meyve ve sebze, kötü alışkanlıkları bırakmak. Bir ünlü tarafından yapılan bir çalışma birkaç yıl önce Virginia Üniversitesi'nde katılımcıların koymak için boş bir oda olmadan telefonu, kitap veya ekranlar ve teklif rahatlamak ve dinlenmek için 15 saniye boyunca. Aslında %71 erkek ve %25 kadın en az bir kez düğmesine tıkladıktan kadar kaldı ve odada bir parti yaptı bu çarpıcı 190 kez. Bu deney, tabii ki, aşırı bir durum ama biz biliyoruz pek çok örnekleri günlük hayatta, insanlar duydukları şeyler yapmak gerekmez. Bazen bu şeyler çok ağır. Nijel Toronto Üniversitesi çağırır bu bir paradoks çabaları. Bazen biz gerçekten seçim içinden kolay yolu arıyorsanız, ancak bazı durumlarda biz teşekkür ederiz varılan bir daha, bir zorunda bir çaba. Çocukken, biz, bu çaba neden, sonuç ve zamanla başlar zevk almak için sürecin kendisi. Psikoloji bu olgu adı satın çalışkanlık. Daha 20 yıl önce, Sırasında gitmiştim çarpıcı renkli göller Kelimut'u Endonezya'daki Flores adasında. Göller renk değiştirir her yıl bu gizemli ve inanılmaz bir manzara. Ancak, en azından bir kısmı benim izlenimler kaldıram sayesinde daha çaba. Ben ve eşim uygulamak zorunda kalmış, oraya ulaşmak için. Zorunda kaldık birkaç gün yelken tekne ve gitmek için bir otobüs ve birkaç saat geçirdik. Böyle bir sarsıntı, ne bir kez tüm yolcular kullanmak gerekti paketleri için kusma. Bundan sonra biz kilometrelik köyde de gece geçirdi havasız bir hostel yataklar ve hamam böceği ve dört ertesi gün sabah tekrar bindik minibüs. Almak için göller, biz dayanmış bir sürü sıkıntı, ama tüm bu macera bir parçası. Gözlem güverteden bir yer olduğu helikopter için, nereye? Tabii ki, burada zengin bir yer. Ama biz onlara gıpta vermedi takdim onlar güzellik göller gibi biz. Eminim, hayır. Uzman ile davranışsal iktisat Georgi açıklıyor. Bu arada, insanlar günaha karşı bir hedefe ulaşmak veya bir hakim durum olmasa bile emin olun. Şirket bulunduğu insanlar çok daha fazla değerli ev eşyaları varsa, onlar kendi yerleriyle ve başarılı bir şekilde inşa bu bir pazarlama politikası. Tüm bu demektir ki, zorunlu ve uzun süreli hareketsizlik, eğer sadece biz hasta ve vücudumuzun bunu gerektiriyor, değil bize yardımcı olur sunuyor. Tam aksine, endişe ve sinirlilik. Çok yararlı bir etkinliktir yol durumu akışı. Yani bir görevi birçok emer bizi, biz fark zaman ve durdurmak endişe başka bir şey. Karantinada bize verdiği bir fırsat olduğunu fark doğadan biz timbel yaratıklar ve ne gün, ne zaman biz zorla daha fazla dinlenme, daha fazla çalışmak, bize verilen, Genellikle daha zordur.